duruyor. O zaman herkesin insafından şey bekleyelim. Bir karar bekleyelim. Bir vicdan bekleyelim. Yok kardeşim standardınızı koymadığınız yerde siz çıkıp da bu kadar canice falan diyemezsiniz. Ben Sağlık Bakanı'nın açıklamasını paylaşacağım önce. Peşinde olmaya devam edeceğiz. Malum kamuoyunu şu anda Yeni Doğan'la ilgili Yeni Doğan çetesi diye bir maalesef insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin organizasyonuyla meşgul ediliyor. Evet. Gerçekten canice ve kabul edilemeyecek illegalite bunlar. Biz devlet olarak bunun her zaman peşinde olduk. Her zaman da peşinde olacağız. Her türlü cezayı ve her türlü önlemi almaktayız. Şimdi burada işte benim sorularım devreye giriyor. Her türlü cezayı bu açıklamayı yine şey yapacağım sizlere de. Şimdi az önce ben şöyle bir tweet paylaştım. Biraz konuyu araştırınca arkadaşlar her türlü cezayı önlemi almaktalar mıymış? Şimdi sorular şunlar. Buyursunlar ekranlarınızda. Bu arada yayını beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Sağlık Bakanlığına Bakanına sorularla başlıyoruz. Sayın Bakan, yeni doğan konusunda durumda konusundaki durumda birinci derecede gözler sizin üzerinizde. Çünkü bu sorular havada. Bir Dönemin İl Sağlık Müdürü olarak özel hastaneler birimi var. Siz bu hastaneleri denetlemekle yükümlüyken adı geçen hastanelere neden müfettiş görevlendirmediniz? Görevlendirdiyseniz ne oldu? Arkadaşlar yani böyle bir ihbar geliyorsa size CİMER'den, CİMER çünkü bunu size bildiriyor. Hani İstanbul'da o arada bütün özel hastanelerden sorumlu sizsiniz. Siz neden müfettiş göndermiyorsunuz mesela? Gönderdiyseniz ne oldu? Gönderilmediğini biliyorum bu arada. Hani o yüzden hani oldu ya benim dikkatimden kaçtı. Ne oldu mesela? Bu önemli bir soru. CİMER'e gelen şikayeti emniyete bildirdiğinizi açıkladınız. Ama bu yazılı açıklamada herhangi bir tarih yok. Siz bunu emniyete ne zaman bildirdiniz? Şimdi bakın açık açıklama var. Daha doğrusu İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü diye. Diyor ki burada sözde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun İstanbul İl Müdürü olarak o dönemde yeni doğan çetesine yönelik soruşturmayı bizzat başlattığı ortaya çıktı diyor. Ya siz bunu bildirdiğiniz peki Az önceye dönelim yine. Emniyete bildirdiniz ama bu yazılı açıklamada herhangi bir tarih yok. E siz bunu ne zaman bildirdiniz? Mesela emniyete. Tarih niye yok üzerinde? Çok enteresan değil mi? Bir tek bana mı öyle geliyor? Devam edelim arkadaşlar. Şuradan yine sorulara. Adı geçen hastaneleri niye SGK'ya bildirmediniz? Mesela SGK ile bu hastanelerin bağını niye koparmadınız ya da niye dondurmadınız? Bu hastanelere niye para akmaya devam etti? Yani şunu söyleyebilirdiniz. AXXX işte bilmem ne zaten ortalarda gez bu hastanelerin adı. Yeni doğan şey Şafak hastanelerinden tutun da Baybar, Bayrampaşa'da var, var oğlu var, var yani bir sürü hastane var. Siz bu arada o kadar çok şey geliyor ki e-mail, herkese bütün habercilere, Instagram paylaşımları, şeyden Twitter'dan şikayetler. Neyse şunu demek istiyorum. Siz niye o zaman mesela bu hastanelerin SGK ile yani madem emniyete bildirdiniz ya şimdi burada tamam emniyete bildirdiniz. Hani biz başlattık aslında bakan kendini kurtarmaya çalışıyor ama kurtarır yanı yok arkadaşlar. Birinci derecede ben demiyorum ki bu çeteyle herhangi bir şeyi vardı. Onu kastetmiyorum ama birinci derecede görmüyor, işini yapmıyor ya da takip etmeyen kişi üzerinde gitmeyen kişi şu andaki bakan o zaman İstanbul İl Sağlık Müdürü birinci derecede kendisi sorumlu bu işten ne müfettiş gönderiyor ne SGK ile emniyete bildirdim diyorsunuz peki o zaman niye emniyete bildirdiğiniz durumu SGK'ya da demiyorsunuz işte ey SGK şu 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 hastanelerle özellikle şu konularda SGK ödemelerini kes olay aklanana kadar işte ne bileyim bu kişiler eğer aklanabilecekse en azından dondur. Niye demiyorsunuz o zaman? Yani emniyete bildirdim. Hadi canım. Sonra ya hikaye anlatıyorlar bize. Böyle bir şey yok. O yüzden Sağlık Bakanı anladığım kadarıyla kendini kurtarmaya çalışıyor. Ama çok kurtarı da yok arkadaşlar bana sorarsanız. Açıklamasına devam Organizasyonuyla meşgul ediliyor. Evet gerçekten canice ve kabul edilemeyecek illegalite bunlar. Biz devlet olarak bunun her zaman peşinde olduk her zaman da peşinde olacağız. Her türlü cezayı ve her türlü önlemi almaktayız. Belki kamuoyu bilmiyor. Bunu dezenforme edip yanlış imajla insanlar algı oluşturan arkadaşlar da bilmiyor olabilir. Bu Mayıs 2023 yılında İl Sağlık Müdürlüğü'nün, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün bir ihbarı mali şubeye, emniyet teşkilatımıza ve savcılığa bildirmekle başlayan bir süreç. İllegaliteyi ve yanlış uygulamaları önlemek amacıyla gerçekten İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısıyla başlayan ve çok teşekkür ederim İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Müdürlüğümüze ve Adalet Bakanlığımıza bu süreçte çeşitli dinlemeler ve organizasyonu tespit ve ispatı ile ilgili delillerle beraber bu süreçte malumlarınız daha önce de olduğu gibi suçlular veya suç istinad edilenler tutuklandılar. Bunların içinde bazı sağlık çalışanları olduğu gibi sağlık dışı çalışanlar da vardı. Aynı zamanda bunla ilgili hastanelerimize ve ilgili birimlere cezalar ve kapatma cezaları uygulandı. İkinci aşamada olay ortaya çıktıktan sonra 19 ismi geçen 19 hastaneden sadece ikisi kapandı. O ikisinin de kapatıldığı mı yoksa hastanelerin mi alıp başını gittiği belli değil arkadaşlar. Savcılık ve şu andaki adli süreç devam etmektedir. Sosyal medyada gözüken bu film. Bu tutuklanan arkadaşların salı ile ilgili e, savcımıza ki Allah ondan razı olsun tehditvari konuşmalarda yani Allah ondan razı olsun hani araya belli mesajları serpiştirelim ki hani beni de şimdi şey yapmasınlar görevden. ibaret olup. Bu süreçte hem gereği hem cezalandırması hem de devlet olarak Sağlık Bakanlığı olarak Adalet Bakanlığı olarak Özellikle emniyet ve İstanbul Emniyeti ve İçişleri Bakanlığı olarak gereğini yapmaktayız ve yapıyoruz da. Bu süreç 2023. Sayın Bakan siz gereğini daha iyi sağlık müdürüyken zaten yapmış mısınız? Biz bir tık öncesinde o soruyu sorduk. Yani gereği aslında müfettişlerin oraya gitme işiyle. Mesela hasta, müfettiş dediğiniz ne yapar arkadaşlar? Sadece hastaneye gidip hani laboratuvara işte şeye bakmaz ameliyathane veya işte neyse yeni doğan merkezine. Has, yani tabii benim temennimdeki müfettiş diye düşünüyorum bu arada. Eskiye dönük hastaları tarar, gerekirse onlarla konuşur, ne olduğunu anlamaya çalışır değil mi? Böyle bir müfettişin gitmişliği var mı? Yok. Gereği yapıyoruz içinde ne? Bir tane yazı gitmiş emniyete. Onda ne zaman gittiği belli değil ya. Hastaneler oho parayı almaya devam etmişler. Mayıs ayından itibaren bütün devlet ve ilgili kuruluşların ve kurumların organizasyonuyla illegaliteyi engellemek ve gerçekten insanımıza zarar veren verecek olan kişileri gerekli cezalandırmayı yapmak için hep beraber gece gündüz çalıştığımız bir süreçtir. Nasıl? Ama bu sürecin illegalite yapan, insanlıktan nasibini almamış insanlarımızla gerçekten Türkiye'de <laughs> sağlık hizmetini özveriyle sunan gece gündüz çalışan, kendini insanlı adamış sağlık çalışanlarımızın bir tutulmamasını özellikle istirham ediyor. Biz Sağlık Bakanlığı olarak her türlü illegaliteye, her türlü insanımızın dert aramasını, derman aramasını, derman aramasını sağlarken onları suistimal eden herkesle mücadele edeceğiz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. O kadar evde yok ki, o kadar olur yani. O kadar evde yok ki. Hani o kadar koltuğundaki adam değil ki. Hani o kadar değil ki arkadaşlar daha ne diyeyim bilmiyorum. Ne konuya hakim, ne konunun toplumda yarattığı psikolojiye hakim, ne buna dair herhangi bir refleksi var. Ne de ya şoka girmiş adam belli ki. Ben şöyle biraz araştırdım bakanın çevresinden. Ya niye saatlerdir açıklama yapmıyorsunuz veya niye bir açıklama yapılmıyor diye. Bana gelen yanıt ne biliyor musunuz? Şokta, şokta efendim. Madem böyle bir şey biliyordunuz, nasıl şokta olabilirsiniz? Ortaya çıktığı için mi şoktasınız? Yoksa bu kadar infial uyandırdığı için mi şokta olabilirsiniz? Ya da niye şoktasınız ki? Yani dolayısıyla yani siz daha bakın işin olduğunuz makamında işi İstanbul İl Sağlık Müdürüyken tam yapmamışsınız. Yani ben burada söylediğimde daha evvelden şu anki kabine içinden birkaç kişiyi hariç tutayım mı diyorum. Hadi neyse istisnalar kaideyi bozmasın. O kadar döküntü ki arkadaşlar. Kimse yerinde oturamıyor. Yani öyle koltuğunun şeyi değiller. Kalıbı değiller. Yani o yüzden sistemde dökülüyor. Zaten ekonomi iyice toplumsal çürümeyi derinden böyle oyuyor. Olabilecek her şey yaşanıyor ya. Yani gerçekten her hafta mesela bir hafta işte köpek katliamıyla uyanıyoruz veya şaşırıyoruz. Bir hafta bebeklerin katliyle şaşırıyoruz. Ya haftaya ne gelecek ben bilmiyorum. Her hafta böyle perşembe, cuma, çarşamba gibi başlıyor bir şeyler. Yani çok, hayvanlar, işte sokak masumlar, en masum hani Bebekler onlardan da masum hani dersek kıyas yapma anlamında söylemiyorum. Ya daha ne olacak derken her hafta başka bir şeyle karşılaşıyoruz ya. Devlet resmen yok yani gibi bir durum var. Cumhurbaşkanlığından da bir açıklama gelmedi. Böyle bir durumda Cumhurbaşkanlığında açıklama yapması lazım ya çıkıp.